Merhaba arkadaşlar, ben Bayram Çekici. Motorlu araçlar teknolojisi alanı, elektromekanik dalı 11. sınıf öğrencisiyim. Sizlere alanımla ilgili biraz bilgi vereceğim. Bu alanı seçme nedenim, babamın da bu sektörde olması. Küçük yaşlardan itibaren bu alana ilgim olduğundan, kendimi bu alanda geliştirmek için bu alanı tercih ettim. Bu alanda kültür derslerinin yanında elektromekanik, hidrolik pnömatik ve otomotiv teknik resmi gibi dersler alınır. Bu alandan mezun olan öğrenciler, yetkili servislerde, fabrikalarda ve araç muhendisasyonları gibi yerlerde çalışabilirler. Bu alandan mezun olan öğrenciler teknisyen unvanını alırlar. Şimdi de bu alanda tecrübeli öğretmenimizin deneyimlerini paylaştığı videoyu izleyeceksiniz. Merhaba arkadaşlar. İsmim Adem Yiğit. Motor araçlar teknisi alanı öğretmen olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda bu lisenin 1992 öğrenci mezunuyum. 17 yıldır öğretmenlik yapmaktayım. Motor araçlar teknisi alanı dünyanın en büyük sektörü olan otomobil sanayi içerisindeki özellikle içten yanmalı motorlar teknolojisindeki elektromekanik olsun, gövde mekanik olsun, boya teknisi olsun bu alanlar üzerine biz öğrencileri yetiştiriyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki teknoloji büyük bir hızla devam ediyor. Bu teknoloji özellikle otomotiv sanayisinde çok fazla sirayet ediyor. Bundan dolayı da öğrencilerimizi hem motor teknolojisinde, hem elektrik teknolojisinde, hem de elektronik teknolojisinde geliştirmek zorundayız. Otomotiv sanayinin aradığı nitelikli ara elemanını bu sayede yetiştirerek otomotiv sektörüne hizmet ediyoruz. Motor araçlar teknolojisinde öğrencilere verdiğimiz eğitim 3 yıl. 3 yıl içerisinde öğrencilere verdiğimiz dersler genelde mühendis bölümün temel dersleri oluyor. İçten yanmalı motorların teknolojisi, temel teknoloji, elektrik ve elektronik, temel elektronik, cisimlerin dayanımı olsun, meslek resim olsun gibi genelde sayısal ağırlık dersleri daha çok vermekteyiz. Öğrencilerimiz 3308 sayılı kanun, çıraklık kanununa göre 12. sınıfta 2 dönem boyunca haftanın 3 günü işletmede mesleki eğitimi yapmak zorunluluğu olduğu için öğrencilerimizi 12. sınıfın sonuna kadar işletmede mesleki eğitime gönderiyoruz. Motor araçlar teknolojisi alanından mezun olan öğrencilerimiz eğer üniversite düşünmüyorlarsa yetkili servislerde teknisyen olarak çalışabilirler. Yedek parça olarak yedek parçada iş bulabilirler. Sigortaların ekspertizlerinde görev yapabilirler. Yine yetkili servislerde servis danışmanlığı yapabilirler. Satışta sinye servis danışmanlığı yapabilirler. Eğer üniversite düşüyorlarsa 2 yıllık makine, ondan sonra otomotiv teknolojisi, iş güvenliği uzmanında. Eğer 4 yıllık düşünüyorlarsa ise motor mühendisliği ya da motor araçlar teknolojisi alanı öğretmenliğinde yapabilirler. Arkadaşlar motor araçlar teknolojisi alanı daha önce de velilerimizin göndermiş olduğu hiçbir şey olamazsa tamirci olma mantığıyla değil. Şu an teknoloji anlamında motor araçlar teknolojisi en üst seviyeye, en son teknoloji kullanan bir bölümdür. Sadece yağ, pas, kir değil, aynı zamanda birçok teknik aleti kullanacağınızı ve kullanmak zorunda olduğunuzu, artık dış piyasada bu işlerin yapılmasının çok zor olduğunu ve teknolojik bilgiye gerekli olduğundan dolayı da bu bölümünde gerçekten de her türlü yeterliğe sahip elemana ihtiyacı olduğunu ve bundan dolayı da bu bölümümüzde gelmenizi tavsiye ederim.